İskender'le niye birbirinize düştünüz? Sizin yerinizi bana albayla ulaştırdı. Bir tek bunları öldürür müsün diye rica etmediği kaldı. Niye sizin ölmenizi istedi? Git İskender'e sor. Ona da soracağım. Önce sizden dinlemek isterim. İskender bu. Aklından ne geçtiğini bir tek kendisi bilebilir. Belki Cevat'ı kıskanmıştır. Onu kendi yerine getirmeyi planladığımızı düşünmüştür, kim bilir? Artık kıskanması için bir sebep yok. Hocam, karşında öğrencin yok. Bana bu dakikadan sonra söylediğiniz her yalanda Abdüle'yi çağıracağım. O da sizin canınızı yakacak. Senden 3 şey istiyorum. 1, bana işkence yapmayacaksın. 2, hayat garantisi vereceksin. 3, sana anlatacaklarımı senden başka kimse bilmeyecek. Kusura bakma hocam, 3. dileğin kabul edilmeyecek. Taleplerinizi kabul edip etmeyeceğimi anlattıklarınız belirleyecek. İskender, devletin tepesinde 3 kişiye suikast planlıyor. Ama ben de, siz de, o da biliyor ki 3'ünü aynı anda gerçekleştiremez. Ayrıca 3'ünden birine düzenlenecek suikast zaten aynı etkiyi gösterecektir. Şimdi İskender gerçekte kime suikast tertibi içinde? Cumhurbaşkanı mı? Başbakan mı? Genelkurmay Başkanı mı? 3'üne de dair planı var. O zaman şöyle sorayım. Hangisini kendine en büyük tehdit olarak görüyor? Genelkurmay Başkanı. Suikast planı ne? Mesaj vermek için mayınlı tuzak kuracak, zırhlı aracını havaya uçurup öldürecek. Tıpkı Güneydoğu'da mayınlı tuzakta verdiğimiz kayıplar gibi. Cumhurbaşkanı. Nasıl? Özal'daki gibi. Nasıl Özal'daki gibi? Binanın etrafını C4'le donatın. Buradan kimse çıkmasın. Bu kazılarda filan bulunan silah ve mühimmatlar nedir? Kamuoyunu tatmin için az miktarda cephanelik mecburen çıkartılıyor. Yoksa bizim sakladığımız bunlarla kıyaslanmaz. Esas saklananlar iç savaş halinde ya da işgal halinde birkaç sene yetecek kadardır. İç savaş ihtimali mi var? Neyi kastediyorsunuz? Her zaman böyle bir ihtimal vardır. Kurumlar en olumsuza göre kendi taktik ve stratejisini yaparlar. Ama bu olacak demek değildir. Olması için çalışmalarınız neler? O işlerle İskender ilgileniyor. Kimden emir alıyorsunuz? Ne demek kimden emir alıyorsunuz? Biz emir alanlar değil, emir verenleriz. Kimden emir alıyorsunuz? Kimseden emir almıyoruz. Ya siz kimsiniz ki kafanıza göre devletin en tepesini tehdit etme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Biz bu devletin gerçek sahipleriyiz.
İstediğiniz gibi ülkeyi satma, kiralama. Olmadı bedavaya kullandırma hakkına sahipsiniz, öyle mi? Biz buna işbirliği diyoruz. Kimin adamısın? Böyle bir soruyu cevaplamayı reddediyorum. Bak, beni burada oyalıyorsun. Senin yüzünden gecikiyorum, acısını çıkarırım. Peki. Abdüley'i çağır. Peki efendim. Kime hizmet ediyorsun? Ben kimseden emir almıyorum. Bomba düzeneği hazır efendim. Ben ülkeme hizmet ediyorum. Abdüley, bak ne diyor. İstediğiniz zaman binayı havaya uçurabiliriz efendim. Şşş. Şu sorunun cevabını merak ettim Kenan'ım. İşitelim, ondan sonra bunları tarihe gömelim. Sana son kez soruyorum. Kimin için çalışıyorsun? Gladio. Ne? Ekip olarak mı Gladio'ya hizmet ediyorsunuz? Ekipten kastınız? İskender bu işin neresinde? İskender geçmişte de kullanıldı, şu anda da kullanılmakta. Kendisi kullanıldığını biliyor mu? Hayır. Kabus geri döndü. İskender kullanıldığını nasıl bilmez? Bize vatan sevgisini öğretenler gladyocu çıkarsa nereden bilsin? Kiminle nasıl irtibata geçiyorsun? Bir yer var. Kimsenin bilmediği bir kitap evi. Kitap evi paravan kullanılmakta. Elemanlar içeri rahat girip çıkabilsin diye. Nerede? Sen de Gladio'sun, biliyorum. Ne oluyor Kenan, şunu düzeltin. Emredersiniz. Yayın evinin yeri nerede? Allah kahretsin, bir şeyinizi de sağlam yapın. Şimdi gidersek bir şeyi elde edemezsin. Yarını beklemek zorundasın. Bomba düzenini etkisiz hale getirin. Bunları takip edeceğiz. O bombaları bizi kullananlara iade ederiz. Emredersiniz efendim. Bana yalan söylüyorsan ya da tuzak kuruyorsan, bil ki sen ölmeden ben ölmeyeceğim. Eğer sen bizden değilsen, bu bilgileri öğrenip çok yaşamayacaksın. Ne sizdeni lan? Ömrüm sizi bu topraklardan söküp atmaya çalışmakla geçti. Öyle de son bulacak. Sizdendir. İstiyorsan seni örgüte alabilirim. Eğer Türkiye'yi yönetmek istiyorsan, bizden başkası seni başa getiremez. Buna ancak İskender inanır. Ben değil.